Şunu iyi anlattın. Oynatmağı iyiyimdir. Yok, geçen sohbesyonda da yaptık, yapamadık. Şivalar bizim diyor. Abi ben saplattım. O anlatacak birinci şeyi anlatacak. Buradan böyle şey olmayınca dokuz. Dokuz çay. Tamam. Diyarbakırlar ciğer bizim diye sahip çıkmaya başladı. Kimisi çiğköfteye sahip çıkıyor. Kimisi ciğere sahip çıkıyor. Kimisi kıymalı lahmacun diyoruz, ona sahip çıkıyor. Aslında bunların hepsinin dergahı, babası, ana vatanı Şanlıurfa'dır. Bunlar tabii orada dışarıya çıktıkça, yayıldıkça insanlar köfteye mesela sahip çıkmadık dediler. Başkası köfteyi aldı. Kim aldı? Adıyamanlar mesela. Onlar ne yapmışlar? Etsiz köfte patentini almışlar. Bizim çiğ köfte, bizim Şanlıurfa'nın, onlar da burada da patenti alınmış. Şimdi mesela geçen günde gördüm, ciğere Diyarbakırlar diyor ki bizimdir. Tabii onlar da bu bölgenin adamları, onlar da iyi yaparlar ama aslında ciğer Urfa'dan türümedir. Yani Antep'te yapar. Antep'in kebabının adı ciğer kebabı değil, cartak kebabı diye geçiyor. Anteplerin tikeleri, bunlara biz tike diyoruz. Bunların tikeleri Anteplerin daha büyüktür. Şanlıurfa'daki ciğerin özelliği, Şanlıurfalılar iç yağıyla, çöz yağı dediğimiz yağla yaparlar. Onu da çok kısa zamanda tüketmen lazım. Yani sıcak sıcak getirirler, tüketirler. Ciğer kebabı Urfa'nın dışında, İstanbul'da, Ankara'da, şurada, burada bütün Urfalı hemşerilerimiz açmış. Tıklım tıklım doluyoruz. Bunun özelliği nedir? Özelliği sağlığı. Kendimiz sağlığını göstersin. Taze taze alıyoruz zaten. Ufak ufak doğruyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra pul biber serpiyoruz. Özelliği de pul biber. Pul biber daha güzel eder. Ataşta közüyoruz. Müşterilerimize sunuyoruz. Bu ne ciğeri acaba? Kuzu ciğeri. Evet, şimdi benim karnım tok ama size bir ciğer kebabı elimle pişirebilirim, ikram edebiliriz. Yemek ister misiniz? O zaman usta müsaade eder misin, ben geçeyim pişireyim. Tamam. Geç oğlum. Tamam mı abi? Tamam mı? Abi sen sabah topluyorsun ayarlayana. Servis ayarlayana. Sen servis yapacağız abi. Sen şimdi yanına ben koyuyorsanız abi servis tabağını içerisinde onlara ayarlayın abi. Yavaş yavaş artık olmak üzere. Evet. Sizlere şimdi şöyle güzel bir servis yapacağız. Tabii dükkan bizim değil diye fazla şey de yapamıyoruz. Evet, işte bunu size hediye ediyoruz. Sürekli tattıkça ciğeri beni hatırlayın diye. Ve bir de Urfa'mızı hatırlayın diye. Bunun için de sizden para talep etmiyorum. Afiyetle yiyin. Evet, buyurun efendim. Sen nereye?